Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bugün video çekeceğim. Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Emir. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün video çekeceğim arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz gençler. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bugün video çekeceğim. Yine bir tekrardan belgeselle devam etmekteyiz. Anlatmaya çalışacağız. Bu kulaklık var ya, güzel yanıyor ya. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar geçen Haziran ayında babam yurt dışından çıktığında getirmişti. Bunu sağlam kullandığım için o yüzden bir şey olmuyor. Kırılmıyor. Buraya koyarım. Arkadaşlar niye korktum biliyor musun? Çünkü Ağustos'ta ben bu evi terk edip gideceğim çünkü. Çok uzaklara gidip Bahçeşehir'i Allah'a bak özleyebilirim ben sana söyleyeyim. Neden korktum? Gençler niye korktuğum için bilgilerini vermeye çalışacağım da. Şimdi abi çünkü ben Bahçeşehir'de başka bir yer şehirde yaşayamam abi. Bahçeşehir'de yaşıyorum hep sürekli. Arkadaşlar. Çünkü neden biliyor musun lan? Çünkü başka bir yere gideceğiz ya arkadaşlar. Erde'ye gideceğiz ya. Erde'ye gideceğimiz için korktum. Adidere trenin dışına çıkıp ben böyle şekilde kamerayı açtım. Kamerayı bir şekilde takipçilerle bir de konuşayım demişim. Evet. Arkadaşlar bu dolapta sizde varsa açık bıraktığın zaman alarmı var içinde. Alarmda uyarısı bilgisi veriyor. Kapak açık olursa alarm devreye giriyor, alarm çalıyor, sinyal veriyor. Kapattıktan sonra içindeki otomatik lambası da var gençler. O otomatik lambalar da el harbi kendisi de sönecek. Arkadaşlar buraya kamerayı sabitleyeceğim. Kahve yapacağım gençler. Çünkü benim gerçekten ellerim ayaklarım titriyor. Özleyeceğim çünkü gençler. Aydın Elektriği de özleyeceğim. Bahçeşehir'i de özleyeceğiz gençler. Annemler mecbur. Annem kafasını dinlemesi istiyor çünkü otelde. Bakalım ne olacak. Şimdi bak gerçekten söyleyeyim, bilgimiz olsun. Arkadaşlar yapacak bir şeyimiz yok. Annemler bir oteli ayarlamışlar, gitmemiz lazım. Parasını da ödemiş olmaları lazım ki parasını ödemişler de. Arkadaşlar, şimdi öncelikle dedem veya arkadaşlar Aygıt Elektriği seviyorum. Bir de Bahçeşehir'i seviyorum. Bahçeşehir'den başka bir yeri sevmiyorum abi. Bahçeşehir'in dışına çıktıktan, başka bir yerde, şehirde yaşadıktan sonra çünkü burayı özlemeye başlıyorum. Yani 3 aydı sonra, 4 aydı başka bir yerde, yani sonra da yaşayamıyorum abi. Ayrıca elektrik var. Bir de elektrikleri, bir de elektronik eşyaları seviyorum. Hani gençler, arkadaşlar. Şimdi bu sefer bardakları çıkarayım, bilgileri vermeye çalışacağım. Belgeseli anlatacağım da. Arkadaşlar, videolarını bol bol yükleyeceğiz ama otelde olursam, otelde interneti kullanılmıyor. Videolarını yükleyemeyeceğim. Otelden bir daha buraya ne zaman İstanbul'a gelirsek o zaman yükleyeceğiz bir de şeyini. Ne zaman gelirsek, ne zaman geldiğinde evin internetini, ne zaman bunun internetini bağlamışsam o zaman yükleyeceğim videoyu YouTube'da. Anam süt unuttum ha. Arkadaşlar kafam karıştı. Belgesel veriyorum ya takipçilerine. Çünkü başka bir yere gideceğim. Uzağa bir yere gideceğim ama.
Arkadaşlar şimdi ID Directory'yi hepsini kapatacağım arkadaşlar. Geçen de telefon uygulamadan bilgi uygulaması gösterdim. Elektrik cihazı ayakalı telefondan uygulamadan kontrol edeceğim. İnternet varsa bakalım Allah kontrol edebileceğiz. Mobilliğim varsa mobilliğim üzerinde kontrol edeceğim kamerayla. Ama yani neydi? Başka şeyde korkum da gerekiyor da gençler. Yengelerde uzağa bir yere giderken hep sürekli gemiyle gitmiyoruz da, gemiyle ziyaret bir de yolculuk etmiyoruz da, gemiyle biraz çünkü bir yandan kaza yaptıktan sonra Titanic buzdağında nasıl kaza yapmıştı, nasıl okyanus sisteminde batmıştı. Çünkü Allah inşallah gemiye binersek, inşallah gemide hayat, inşallah başımıza inşallah bela almayız gençler. Gemi çünkü gerçekten, gemi bir daha batarsam ben suyun üzerinde duramam abi. Köpek balıklar var. Bir de okyanuslarda olacağız, okyanuslarda gideceğiz. Gemi şeyde gidecek, uzaktan bir yerden gidecek. Gençler öyle şeylerden, köpek balıkları var ya, köpek balıkları insanları yiyor bir de öldürüyorlar. Man man yiyorlar ki köpek balıkları, bir de öldürüyorlar, bir de öldürmeye başlıyorlar. Ondan korkuyorum abi. Çünkü böyle şey, çünkü neden biliyor musun? Böyle şey hiçbir zaman gitmeyecektim. Arabayla biraz ulaşım zor, bir de zor. Arabayla çok uzun süren olduğu için gemiyle gitmemiz lazım. Geminin de bir de otelin biletlerini de bir de şeylerini de geminin biletlerini her şeyini annem ayarlamış. Söyleyeyim sana. Haberin olsun sana. Annemle ayarlamış her şeyi mecburen. Yapacak bir şey bulmayacağız. Arabayı çünkü mecburen, araba burada kalacak abi. Biz çünkü ne taksiyle şeye geçeceğiz ha. Yeni kapıya geçeceğiz oradan. Oradan şeye gemi var. Gemiler kalkıyor. Oradan gideceğiz. Oradan tam uzağa bir yere okyanuslara gidecek. Okyanuslarda dolaşacak. Söyleyeyim sana. Yani şimdi bundan sonra bir de İlk defa bir yere tatile geldikçe bir de insanın korkusundan dolayı evlerin ayakları titremesi de gelir de, ama gittiği zaman yaşaya yaşaya başka bir yerde nerede yaşıyorsan orada da alışırsın yani mecburen abi. Ama ID Directory'yi bir de televizyon, ama yani şey yok, otelde herhalde yok, maşeyi YouTube'u seyredecek şeklinde Smart TV televizyonum yok. Çünkü bizim evde her şeyi var, internet var. Televizyondan YouTube'a girip oradan istediğim kadar kanalımın videolarını izleyebiliyorum. Her şeyi yapabiliyorum, izleyebiliyorum, edebiliyorum. Ama yani bakalım ailen yapacak bir şey yok ona. Ama bak annemle söyledim, 12 gün varmış. 12 gün ben Bahçeşehir'in içerisinde buradayım abi. 12 günde buradayım abi. 12 günde şey değil, Bahçeşehir'deyim daha. 12 günde daha Emir abi daha Esenkent'in hala içerisinde yaşamakta gençler. Evet. Ben de öyle diyeyim ama. Arkadaşlar. Pardon, ışık kaynamış. Bir tane. Arkadaşlar mecburen ne yapacağım? Bezleyi almam lazım ki çünkü elimi yakmamam lazım. Arkadaşlar, şimdi bugün veya evet. Arkadaşlar inşallah takipçi sen birlikte inşallah bir yerden takip ediyorsan takip edilebiliriz yani. Söyleyeyim. Haberin olsun. Evet. Evet. Bakalım yani arkadaşlar. Arkadaşlar yani şimdi bir geri bölüm vermeye çalışacağım. Arkadaşlar bugün şu anda evet.
Arkadaşlar başka şey. Arkadaşlar. Bir videoyu 5 dakika kapatacağım. Kaydı yeniden açacağım abi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. 5 dakika sonra ben burada olacağım. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar şimdi evet. Yani nasıl alacağım? Arkadaşlar ben ID Delete'ye geçmeyi düşünüyorum da. Bir şey yok. Bir şey var salonda. Neyse inşallah. Arkadaşlar yani bugün insanın ter içinde ter bırakır yani bu sıcaklarda var ya. Yani daha sonra bir şey bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. ID Delete'de bazen yatıyorum ya, yatıyorum kalkıyorum ya. Bazen kalktığım ter içinde bırakıyor. Geçip diren. Gerçekten belam da söyleyeyim ya. Arkadaşlar yalnız şimdilik bakım artık yani bu sıralarda yani başka bir yerde yaşamak bir de Bahçeşehir'den başka bir yerde evde tutmam başka bir yerde de yaşamam. Ama yani şimdi bu hani gençler bu seferlerde hani bu şu şeyler hani video çekmek başka bir yerde çekersek değişik yerlerde bakalım yani ne olacak ama yani ama yani arabayla ile Şarköy'e gidiyoruz da Şarköy'e gittiğimiz zaman ama korkum gelmiyor ama Şarköy'e ama denizin ortasına gitmiyor ama araba. Araba ama illa şeyden gitmekte. Yoldan gitmekte. İle 3 saatlik bir de Tekirgar yoluna bir de ulaşması bir bağlantı yapılmasına yapmakta ile yani. Şimdi kahvemi koydum burada. Ondan sonra bir de içeceğim abi. 12 dakikada video çekiyoruz hala. Arkadaşlar her seferi videoda uzun video çekiyoruz ha. Allah yani var ya kısa video çekmek belgesel yetmiyor var ya. Benim belgeselim bir de uzun videolarda yetiyor. Evet. Bakalım ya yani bakalım yani ne olacak ya. Çok sıcak yani ya. Çok sıcak. O yüzden diyorum ya. İnşallah artık gençler bu hani kapanı dinlerim. Otele gittiğim zaman kapanı dinlerim. Kapanı dinleyeceğim şey ne edeceğim ya. Şimdi ayaklarım titriyor. Bak görüyor musun? Elim bak dokunduğum zaman şöyle. Arkadaşlar ben çünkü şeyden korkuyorum abi. Yani gemi çünkü uzağa bir yere gidecek. 3 saat sürecek gemi. Gemi 3 saat yola gidecek çıkacak. 3 saat şeyde olacağız. Okyanuslarda denizde olacağız abi. Gençler o yüzden ben kesin çalışanları bir de söylemem lazım. Kaptan bir dikkat etmesi lazım. Yolunu dikkat etmesi lazım abi. Ama bence dikkat etsen o denizde gelerdikle çarpacak yer varken ama Titanic şeyden gidiyor eski zaman. Amerika'ya İngiltere'den kalkıyordu. Amerika'ya ulaşmaya çalışıyordu. Ondan sonra Titanic gemisi oradan sola doğru düvele çevrilen tüvelci kaptan ile çok zor çeviriyordu. Yetişilemediği için motor durmadığı için Titanic buzdağına çarpır bir de ondan sonra gemiyi ezmiş bir de sonuna dağılmış etmiş. Sonra yani ondan sonra okyanusun içine gelmişler. Okyanusun içerisinde girip insanlar öldükleri zaman köpek balıkları iskeletleri toplamıştır. Köpek balıkları tümleri yemiştir gençler. O yüzden arkadaşlar eski zaman oldu olmuş olsaydım okyanus devinde ölmüştüm. Tam ölmüştüm. Köpek balığı var ya yemişti. Allah'tan gerçekten yemişti. Zaten ben 1912 yılında çekilmiş film. 1912'de ben oyu oldu yoktum gençler. Emir abi 2004 yılında dolmuştu. 1912'de ben daha hala dolmu değildim gençler. Öyle diyorum yani. Ama inşallah artık gençler Allah beni göstermesin çok şeyleri ama
Ben çok denizleri, ben çok derin yerde yüzmeyi, hem de ben çok duru güvenmiyorum abi. Hem de şeye güvenmiyorum, etmiyorum. Etmiyorum abi, etmiyorum. Gençler denizde hiçbir zaman, ben denize girdim de denizde ben hiçbir zaman derin yerde yüzmedim. Ama ben çok şeylere gitmedim. Derin noktalara gitmedim. Annem de diyor ki, uyarıyor. Uzağa bir yere de gitme diyor. Annem de korku vardı. Annem var ya, paniklerdi ha. Uzağa bir yere gitmiş olsaydı panikleyecekti. Evet. İşte gençler, arkadaşlar. Bilmiyorum artık. İşte fikrim yok. Kaplan ketesi gidiyor gençler. Gitti. Arkadaşlar, kaplan ketesi geçen Walter Ötü'nün deposunu sulu dolduruyordum. Kaplan ketesi tam bacağım dibinden fırladı, kaçtı. Ne namazdım. Kaplan ketesine ben çok bağırmıştım, kızmıştım. Artık böylelik değil yani ama. Şimdi bu arkadaşlar, bu terk edilmiş binayı ben bir şey, dürbünle bir şeye bakacağım. Bana bazen bir daha şey, arkadaşlar bazen bu bazen orayı izliyorum. Böyle güneş çatıda bir yere, bir güneş bir şey. Evet, berekiler. İnşallah bu terk edilmiş binada oturanlar YouTube izlerlerse bu dürgünlüğü kontrol edeceğim. Yani dürgün mü? O binayı niye izliyorsunuz diye yorumlarda bir gelmez var ya. İnşallah gelmez. Arkadaşlar inşallah buradaki oturanlar var ya. Arkadaşlar ben en üst katını kontrol ettim abi. İnsanların evini incelemedim ama şu tam güneş tam en üst katından sonra şuraya vuruyor abi. Şuraya. Görüyorsun ama abi. Merak ettim de içeride ne var, ne içerisi görünüyor mu? O yüzden dürbünle daha önce buraya kontrol ediyordum. Söyleyeyim sana. Arkadaşlar şimdi bugün veya arkadaşlar, Allah inşallah kurul, inşallah gemiye bindiğim zaman biraz yüksek korkum gelebilirdi çünkü okyanuslarla gidecek, köpek balıklarının olduğu yerlerde olacağız biz. İnşallah köpek balık inşallah bizi yemez bize ya. Ama yani geminin içinde olursak, yani köpek balık bizi bulup yemez ama yani geminin dışında olsaydım ama köpek balığı bulmuş olsa, Allah'tan bak tam bitmişti ha. Titanik battıktan sonra tüm iskeletleri toplamıştır köpek balıkları. Hiçbir zaman Titanik'in battığı okyanuslarda var ya, ölmüş insan yoktur ha. Balıklar toplamıştır, yemiştir hepsini. Ama kutuplarda gidiyordu, kutuplarda. Kutuplarda gittiği için Titanik kutuplar yerden gidiyordu ama bizim gidecek 3 saat süren gemi gelen kutuplarda gitmeyecek. Kutuplarda gelen Türkiye'de yok abi. Okyanus sanabiliyoruz Türkiye'de. Ama normal şeylik hali yok. Titanik'in batınış yerlerde gibi, kutuplarda gibi o gemi kutuplardan gitmeyecek. Yomar denizde gidecek. Ama yani Yomar deniz okyanusuna gidecek. Kutuplarda gitmeyecek. O yüzden buzdağları yoksa gemiye inşallah Allah'tan bir şey olmaz. Öyle umut ediyorum ama artık abi. İnşallah bir şey olmaz. İşte ben de söyleyeyim.
İnşallah yani buzdağları olmazsa, buzdağları sanırım zannetmiyorum ama yoktur. Titanik'in gideceğin yeri buzdağları varmış. O yüzden çarpmış, gidemediği için batmış. Bizim gideceğimiz yer yoktur da buzdağları. Olmasın gençler. Buzdağları için, gemilerde için sıkıntı yaşanıyor. Gemilerde sıkıntı durumlarda yaşanır yani. Öyle söyleyeyim mi lan? Abi bu paykelin hali neye gelmiş abi ya. Of. Kedi laf etmiştir. Kaplan kedisi. Ya. Abi çok YouTube et kokuyor ya. Çok pis kokuyor yani. Her yer şey dökülüyor, her yer. Paykelin taşları dökülüyor. Bu ne ya? Bu ne ya? Abi bu ne ya? Bu ne abi? Bu ne? Kedi ve almasaydı keşke, bak sağlam bırakacaktık. Bak onun rengi ne öylese onun rengi öyle olacaktı var ya. Evi laf etmişler, laf etmiş kedileri. Anne çok seviyor kedileri ya. Bizim kedimiz hali her boku billet bisletmiş ya. İşte bazen benim canım sıkıldığında bazen buraya terk edilmiş binaya kontrole gelmeye geliyorum. Buraya kontrol geliyorum. İşte. Bazen dürgünlüğü kontrol etmeye geliyorum binayı. Dürgünlüğü arada sırada bakıyorum, izliyorum. Alarda kontrol ediyorum. Binarda bir şey olduğun zaman dürgünle arada kontrol yapabiliyoruz. Evet. İnşallah o dikilik gelen YouTube kullanmıyorlarsa, YouTube kullananlar bilmiyorum da yani, ama gerçekten yani, ama odaların içleri çok sıcak ama durulmuyor çok. Otelde kaldığımız otel odalarda yerel klima oluyor, klima. Normal klimalar olacağı için ayda elektrikte şey yok. Normal klima yok. Normal klima şeyli derken de şey, vatüratör var. Soğutucu vatüratör var. Ama o soğuku kadar klimayı fayda etmiyor ama gençler. Oteldekiler, o klimalar gelir gazlık çalışıyor. Gazlı olacağı için odayı serinletebilir yani. Odayı serinletebilir. Bunu söyleyeyim yani. Ayda elektrikte yüksek klimamız yok. Ayrıca klimayı taktırmamıza zor da, elektrik faturası çok geliyor. Çok yakıyor elektrik. Abi. Klimalar gerçekten elektrik çok yakıyor. Çiftliğine öyle diyeyim. O yüzden nasıl yaşıyorsak öyle durumda yaşayacağız abi. Ne yapalım yani. En çok iş yerleri çalıştırıyor. En çok. Evde biraz klima kullanmak sıkıntı yaşanır da gençler. Ama iş yerleri para kazanıyor çok. O para kazanacak parayı elektrik faturalarını ödeyebiliyorlar. Yani. Otelde de otel sahibi ödüyor. Otele gittiğin zaman sen o faturaların kendinin hepsini otele ödemiyorsun ama abi. Otelin sahibi hangisi kimse, o klimanın elektriği hepsini otelin sahibi ödüyor abi. Normal oteldeki gibi çalıştırıyorlar. Normaldeki iş yerleri gibi çalıştırıyorlar. Evet. Oteldeki gibi bir yer, oradaki gibi bir yerde çalıştırıyorlar. Öyle diyeyim lan. Arkadaşlar bugün şimdilik Muttere'den oradan geliyor. Koku tam tuhaflı koku buradan geliyor da. Dürgünü buraya koyayım mı? İnşallah gençler.
İnşallah buradaki oturanlara yakalanmayız var ya. Terk edilmiş binanın oturanlara inşallah yakalanmayız. Aman gençler kesin sıkıntı yaşanabilir, ben sana söyleyeyim. O yorumlarda yazarlar ki bizim binayı niye dürgünle izliyorsunuz? Seslenebilirler, söylenebilirler bak insanlar. Ben de sana söyleyeyim lan. Gençler sakın lütfen rica ediyorum. Şöyle. Arkadaşlar insanların evlerini dürgünle izleyip yanına bir tane YouTube'la kamerayı alıp video çekip dürgünle izleyip gibi sakın öyle şeyleri paylaşmayın. Çünkü seni takip edebilirler insanlar. Dürgünle insanlar bizim binayı niye izliyorsunuz? Sana ne derler? Dayak yeriz. Şikayet ederler. Şikayet gelir. Söylenebilirler. Sakın öyle şey yapayım deme yani. Hani nasıl yani sakın size öyle şey iş yapayım deme. Size şikayet gelir. Bak niye polis gelip polis çağırırlar. Ben baktım da onlar gerek YouTube'u kullanmıyorlar. 20 kişi var o binada ama 20 kişinin olanı kullanmıyor YouTube'u. Olsa kullansaydı Allah inşallah bu çaptırmasın bizi var ya. İnşallah bu çaptırmasın o binaya. Arkadaşlar yalnız ben sana bir şey belge verebilir miyim? Annem inşallah. Annem de yok. Bazen videolarını çekiyorum ya. Bazen bu annemlerin hepsinde habersiz şeklinde oluyor. Adam iyi mi? Evet. Arkadaşlar ne yapayım yani? Hiçbir şey yapmayacağız. 12 gün sonra ID Directory'yi kapatıyoruz gençler. Buradan evden bahçe şeyden takip ediyoruz. Gidiyoruz gençler uzaklara. Çok uzaklara gidiyorum. Eki gençler otel ayakkabı videolarını bu kadar bilgi vereceğim. Başka video çekersem otel bilgileri vermem ama Ağustos yaklaştığın zaman bir tane ID Directory'in kapanışına haber vereceğim. Eğer helali bir bilmiyorum ama haber vereceğim daha sonra. Yenikapı'ya gelirsem, Yenikapı'da çekebilirsem, vaktim bulabilirse oradan haber vereceğim. Ondan sonra gemiyi binmek, oradan biletleri almaya çalışacağız. Biletler satılan yeri limanın içine gireceğiz. Ondan sonra gemiyi oradan Allah kısmet oradan alacaklar. Bakalım. Arkadaşlar yalnız oraya gidersem ellerim biraz ayaklarım titreyebilir gençler. Çünkü uzağa gideceğimiz için şehirden kaybolacağız. Şehir olmayacak çünkü denizin dibine gidecek. Denizin devinde gideceği için, şehir görünmeyeceği için ayaklarım titreyebilir bak orada. Bak ben de sana orada gittiğimizde, Yenikapı'ya gittiğimiz zaman bak orada ayaklarım çiptil ama titretebilir. Bak ben de sana söyleyeyim. Arkadaşlar bu salalarda ben böyle şekli gemiyi binmek değişik tatil durumlarda yaşamamıştım da. İlk defa gideceğim yani. Eski emir de gitmişlerdi. Oldu çok sıkıntı durum yaşamışlardı. Ben de eskiden durumda yaşamıştım. Çünkü öyle diyeyim ya böyle 10 sene geçmişti var. 10 sene. 10 seneden birinden unutmuştum. O yüzden. 10 sene bilinen bir şeyi unutmuşuz gençler. Ben sana söyleyeyim ama. Evet. Gençler şehir uzaklaşacak ya gemi. Denizin ortasına gidecek. Evde o yüzden düşündüğün için oradan Allah korkum getiriyor. Allah yardımcı ol, yardım et beni ya. Yardım et beni. Gerçekten gözünü seveyim ya. Yardım et beni ya. Yardım et. Arkadaşlar ne diyeyim yani? Bildirimleri açarsınız. Ben de çok faydalı olacaksınız videolarımıza. Abone olduğunuzda çok sevineceğim. Kendinize iyi bakın. Aydeleri direkte YouTube kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay diyorum. İyi çalışmalar. Faydalı olun. Bir de beğenin. Arkadaşlar iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. YouTube kanalımızda kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.